Okay, chapter 15 diyor. Distractions and farewells demiş. Kitap iyice başlıyor. Gayet güzel. Devam ediyoruz. The town was called Hollowfell. We stopped for a handful of days because there was a good vine right there. And nearly all our wagons needed tending or mending of some sort. While we were waiting, Ben got the offer he couldn't refuse. She was a widow, fairly wealthy, fairly young, and to my inexperienced eyes, fairly attractive. The official story was that she needed someone to tutor her young son. However, anyone who saw the two of them walking together knew the truth behind that story. She had been the brewer's wife, but he had drowned 2 years ago. She was trying to run the brewery as best she could, but she didn't really have the know-how to do a good job of it. Ben bunu böyle olduğunu direkt unutmuşum. Güzel bir kadınla denk geldiği için bizim benciğimiz gitme kararı alıyormuş falan. Jesus Christ, ben hiç böyle hatırlamıyordum. Ama ben hayır, bunu yanlış hatırlama ihtimali yok. Brewer's wife, fairly attractive falan, bu kelimeleri ben o zaman İngilizcem daha az iyiymiş zamanlarında kaçırmış olma ihtimalim yok. Resmen zaman içinde hafızam değiştiği için ben farklı hatırlamaya başlamışım. Yani güzel bir kadın için gidiyormuş, kadının durumu falan değil. Her şeyi bırakır ben de kadına giderdim. Yani ben olsaydım diyeyim. Neyse, güzel bir sebeple gidiyormuş. Yani üzüldüm şu an ama mutlu da oldum diyeyim. Okay. Şuraya bir bakıp geliyorum. But she didn't really have the know-how to do a good job of it. As you can see, I don't think anyone could have built a better snare for Ben if they had tried. Plans were changed, and the troops stayed on at Hollowfell for a few extra days. My 12th birthday was moved up and combined with Ben's going away party. To truly understand what it was like, you must realize that nothing is so grand as a troupe showing off for one another. Good entertainers try to make each performance seem special, but you need to remember that the show they're putting on for you is the same one they've put on for hundreds of other audiences. Even the most dedicated troupes have an occasional lackluster performance, especially when they know they can get away with it. Small towns, rural inns, those places didn't know good entertainment from bad. Your fellow performers did. Onun için birbirlerine güzel şeyler yapıyorlar. Doğum günlerinde cacürt diyoruz. Think then, how do you entertain the people who have seen your act a thousand times? You dust off the old tricks. You try out some new ones. You hope for the best. And of course, the grand failures are as entertaining as the great successes. Bu durumda şeyin de yok. İşte ya kötü yaparsam falan, o da yok. Arkadaşsınız. Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini seviyor falan. Gayet güzel bir ortam var. Elimizde okay diyoruz. I remember the evening as a wonderful blur of warm emotion, tingling bitter. Fiddles, lutes and drums, everyone played and danced and sang as they wished. I dare say we rivaled any fairy revel you can bring to mind. Okay diyoruz. As they wished falan demiş. Ben bunu bir kere anlattıydım sanki ama bir kere daha anlatayım. Bir gün Çıldır Gölü donduğu zaman, Kars'ın kışının böyle soğuk zamanlarında bir gün bastım gittim. 30 dakika boyunca aralıksız yürüdüm şeyin ortasına kadar, dönmüş Çıldır Gölü'nün ortasına kadar. Cidden tehlikeli hamleymiş. Öyle bir düşününce hani bir yerde buz ince olsaymış da, kırılsaymış da ben düşseymişim falan. Boku yermişim. Boku yermişim. Evet diyoruz. Neyse, sırf şey için. Şarkı söylemek için. Hayatımda bir kere kendi sesimde şarkı söyleyeceğim dedim. Ve söyleyemedim. Geri döndüm. Öyle o geldi aklıma. Hani dance and sing as they yapıyoruz. Şöyle bir kere. Ama bu aralar iyice özgüvenim yerine gelmeye başladı demeyeyim. Özgüvensizliğim azalmaya başladı diyeyim. Belki bir gün söylerim. Okay, şimdi söylemeyeceğim. I dare say we
rivaled any fiery, fiery, fiery rival you can bring to mind. I got presents. Trip gave me a belt knife with a leather grip, claiming that all boys should have something they can hurt themselves with. Shandy gave me a lovely clock she had made. Şu cümle bir değişime gitti. All boys should have something they can hurt themselves with falan. Çocuklar cidden kendilerini, canlarını yakmayı seviyorlar herhalde. Böyle kendimi ne kadar kesebilirim, kendimi ne kadar acıtabilirim falan. Ben bir gün adını söylemeyeceğim birine aşıktım. Onun adının baş harfini üçgen kalemin şeyini koparıp o şuramıza takmamızı sağlayan metalini koparıp o kopuk kısmıyla adını kazıdıydım böyle. Adının baş harfini. O geldi aklıma. Aşırı kuru olduğum zamanlar vardı yani. Shandy gave me a lovely clock she had made, scattered with little pockets for our boys' treasures. My parents gave me a lute, a beautiful thing of smooth dark wood. I had to play a song, of course, and Ben sang with me. I slipped a little on the strings of the unfamiliar instrument, and Ben wandered off looking for notes once or twice, but it was nice. I slipped a little on the strings of the unfamiliar instrument. Tamam, bu arada ben yanlış çaldım diyor. Ben de diyor başka notalara gittiği için sesi tutturamadı diyor ama güzeldi diyor. Okay diyor. Ben opened up a small keg of meat he had been saving for just such an occasion. I remember it tasting the way I felt. Sweet and bitter and sullen. Okay diyor. Several people had collaborated to write The Ballad of Ben, Brewer Supreme. My father recited it as gravely as if it were the Modogan royal lineage while accompanying himself on a half harp. Everyone laughed until they heard, and Ben twice as much as everyone else. Millet niye bu kadar gülmüş hiçbir şey anlamadım. Şuraya bir bakıp geleceğim. Okay, The Ballad of Ben, bizim Ben'e yazıyorlarmış, onun için gülüyorlar. Okay, diyoruz. Brewer Supreme, ona bakmayacağım, ona gerek yok. My father recited it as gravely. Gravely böyle üzücü, kederli falan gibi. Tamam, hani kederli bir şey. Grave. Mezar değil. Ciddi öğrenelim, kasvetli, kalın, sıkıcı, pez, oymak, kazanmak, işlemek, kalafat etmek, tamam. Böyle aşırı ciddi bir şey yapıyorlarmış gibi davrandığı için gülüyorlar. Büyük ihtimal Ben hakkında bakmaya devam ediyorum. Okay, Ben hakkında olduğu için ve aşırı ciddiymiş gibi olduğu için herkes aşırı gülüyor. Okay. And Ben twice as much as everyone else. At some point in the night, my mother swept me up and danced around in a great spinning circle. Her ladder sang out like music trailing in the wind. Her hair and skirts spun around me as she twirled. She smelled comforting, the way only mothers do. That smell, and the quick, burayı çok güzel anladım nedense. She smelled comforting, the way only mothers do. Aynen, bunu resmen bildiğimi fark ettim. Ve bazı insanların bunu bilemeyeceğini fark ettim. Üzücü. Okay, that smell, and a quick laughing kiss she gave me did more to ease the dull ache of Ben's leaving than all the entertainments combined. Şu paragraf hoşuma gitti. Şuraya bir bakıp geleceğim. Shandy offered to do a special dance for Ben, but only if he came into her tent to see it. I never seen Ben blush before, but he did it well. He hesitated, and when he refused, it was obviously about as easy for him as tearing out his own soul. Shandy protested and pooted prettily. Pooted derken şu kelimeye bir bakalım. Ama aşırı iyi ya. Şöyle bir ortam cidden güzelmiştir. Surada asmak, dudak bükmek. Tamam, okay diyoruz. Saying she had been practicing it for a long time. Finally she dragged him into the tent. Their disappearance encouraged by a cheer from the entire troop. Ama ortam cidden çok güzel. Bir, Ben karakterini bir tık daha fazla sevmeye başladım. İki, bilmiyorum, Ben'e bayılıyorum ya. Oğlum çok da fazla da bir şey görmüyormuşuz kendisi hakkında. Tam gerçi yine bir yandan gördük de. Hani böyle kaç, 12 bölümün 4-5 bölümünde anca vardı. Yani
derken dememem gereken bir şey mi dedim, düşünüp geliyorum. Nope dememişim. Sorun yok. Devam diyoruz. Tribenterans staged Amok certified that was one part retaking third play. One part dramatic soliloquy provided by Terran and one part buffoonery that I'm sure Trip must have invented on the spot. It ranged all over the camp. In the course of the fight, Trip managed to break his third, hide under a lady's dress, fence with a sausage, and perform such fantastic acrobatics that it's a miracle he didn't seriously injure himself, although he did split his pants up the back. Dex set himself alight while attempting a spectacular bit of fire breathing and had to be doused. All he suffered was a bit of singed beard and a slightly bruised pride. He recovered quickly under Ben's tender ministrations, a mug of mead, and a reminder that not everyone was cut out to have eyebrows. My parents sang the lay of Sir Sevivan Sevivan Treliwert. Like most of the great songs, Sir Sevivan was written by Illyvan and generally considered to be his crowning work. It's a beautiful song, made more so by the fact that I'd only heard my father perform the whole thing a handful of times before. It's hellishly complex, and my father was probably the only one in the troupe who could do it justice. Though he didn't particularly show it, I knew it was taxing even for him. My mother sang the counter harmony, her voice soft and lilting. Even the fire seemed subdued when they took a breath. I felt my heart lift and dive. I wept as much for the glory of two voices so perfectly enmeshed as for the tragedy of the song. Omuras çok hoşuma gitti. Kitap şu an çok sarıyor. Yes, I cried at the end of it. I did then, and I have every time since. Even a reading of the story aloud will bring tears to my eyes. Even a reading of the story. Jesus, acaba şu an anlatır mı hikayeyi? In my opinion, anyone who isn't moved by it is less than human inside. There was a momentary quiet after they finished, wherein everyone wiped their eyes and blew their noses. Then, after a suitable period of recovery had elapsed, someone called out, Leonard, Leonard. The shoot was taken up by several other people. Yes, Leonard. My father gave a wry smile and shook his head. He never performed any part of a song until it was finished. Come on, Al, Shandy called out. We've been stewing it long enough. Let some out of the pot. He shook his head again, still smiling. It's not ready yet. He bent down and carefully set his lute into its case. Let's have a taste, Arliden. It was Terran this time. Adı bu muymuş? Arliden. Yeah, for Ben's sake. It's not fair that he should have to hear you mumble over it for all this while and not get... Are wondering what you're doing in that wagon with your wife if it's not sing it, Leonard falan bağırıyorlar. Trip quickly organized the whole troop into a great chanting, holding mass that my father managed to withstand for almost a minute before he stooped and lifted his lute back out of the case. Everyone cheered. The crowd hushed as soon as he sat back down. He tuned a string or two, even though he'd only just set it down. Hani böyle aşırı kusursuz bir iş yapmak için daha yeni oynadığı aletin tellerini yine ayarlıyor. Çünkü o derece kusursuzluk lazım şu an. Çalacağı şey için. Okay. Okay, Diaz. He flexed his fingers and struck a few soft experimental notes. Ben de böyle müzik aleti çalan bir insanmışım gibi elimi kolumu oynatıyorum da sıfırım. Gerçekten sıfırım. Then swept into the song so gently, böyle çok hafif başlıyor, that I caught myself listening to it before I knew it had begun. Böyle başlayan müziklere, şarkılara bayılıyorum demeyeceğim bile.
Then my father's voice spoke over the rise and fall of the music. Şu an resmen bu müzikten söylemeye de başlamış. Ben bu müziği daha söylemeyecek zannediyordum. Sit and listen all, for I will sing a story wrote and forgotten in a time old and gone, a story of a man. Proud lander, strong as the spring, still of the sword he had at ready hand. Hear how he fought, fell, and rose again, to fall again, under shadow falling then. Love felt him, love for native land, and love of his wife, Lyra, at whose calling, some say he rose through doors of death, to speak her name as his first reborn breath. Oğlum şu an çok etkilendim lan. My father drew a breath and paused. His mouth opened as if he would continue. Then a wide, wicked grin spread across his face and he bent to tuck his lute safely away. There was an outcry and a great deal of complaining, but everyone knew they had been lucky to hear as much as they had. Someone else struck up a song for dancing and the protesters faded away. My parents danced together, her head on his chest. Both had their eyes closed. Aklıma Captain America ile şey geldi. Betty miydi adı? Captain America okumayı da özlemişim. Çizgi roman onu fark ettim. Ama çok fazla güzel şey var. Üzgünüm tamam mı diyoruz. They seemed so perfectly content. If you can find someone like that, someone who you can hold and close your eyes to the world with, then you're lucky. Aynen öyle diyoruz. Even if it only lasts for a minute or a day, the image of them gently swaying to the music is how I picture love in my mind, even after all these years. Bu kitap güzel bir kitap. Afterward. Burası şu an güzel olduğunun işaretlerinden bir tanesiydi bu kitabın. Neden bilmiyorum. Bunu daha ifade edebileceğimi zannetmiyorum. Ama bunu ifade edebilmek istiyorum. Bunu ifade edebildiğim zaman geldiği zaman bunu ifade edeceğim. Diyoruz ve devam ediyoruz. Afterward, Ben danced with my mother, his steps sure and stately. I was struck by how beautiful they looked together. Çünkü ben böyle güzel bir insan. Benim kendisi güzel bir insan olduğu için güzel olan başka bir insanla uyumlu olabiliyor. Her ne kadar yaşları uymuyor olsa, birbirlerine aşık olmuyor olsalar, cırt bile, bir sürü sebebi olsa bile uyumlular. Çünkü ben güzel bir insan. Kıvot'un annesi de güzel bir insan. İki güzel insan uyumlu davranabiliyorlar. Ben, old, gray and portly, with his lined face and half-burned eyebrows. My mother, slender, fresh and bright, pale and smooth skin in the firelight. They complemented each other by contrast. I ached, knowing I might never see them together again. Öyle diyoruz. Ama kitap çok güzel. Hani böyle bir şekilde hani o elveda hissini çok iyi hissediyoruz şu an. Bu kitap neden güzel olduğunun açıklamalarından birisi buydu. Bir şekilde o elvedayı çok hissediyoruz. Elveda kelimesi çok güzel bir kelime değil mi? Hani bir şekilde ayrılığın acısını çok güzel hissetmiyoruz mu elveda kelimesiyle? Hani bunun bir şekilde boku çok çıkarıldı diziler. Cacurt tarafından hani bu kelime artık büyüsüne kapılma hissi biraz kroca olmaya başladı. Ama kelime çok güzel bir kelime. Elveda diyoruz. By this time, the sky was beginning to brighten in the east. Everyone gathered to say their final goodbyes. Okay. I can remember what I said to him before we left. I know it felt woefully inadequate, but I knew he understood. He made me promise not to get myself into any trouble, tinkering with the things he had taught me. He stooped a bit and gave me a hug, then tousled my hair. I didn't even mind. In semi-retaliation, I tried to smooth out his eyebrows, something I'd always wanted to try. His expression was marvelous in its surprise. He gathered me into another hug,
Then he stepped away. Yani şu an şuraları bile aşırı hoşuma gidiyor kitabın. Kitapta bir şekilde bir şey var. Hani kitapta sanırım şey var. Patrick Rothfuss yazmaya başlıyor. Aşırı trip deyip durduk bir sürü yerde. Onların kasıtlı bir şekilde aşırı trip olan yerler olmasına izin verdi. Tamam mı kitabın? Tamam dedik. Okuyucuların çoğu o aşırı tripli hissedip bir tık rahatsız oldular. Ama okumaya devam etmeyi tercih ettiler. Çünkü bir şekilde aşırı triplikte kitaba kolay ulaşılabilirlik de vardı. Hani kitap böyle aşırı işte zor başlayan, anlaması inanılmaz zor olan bir kitap falan değildi böyle. Kitap aşırı derecede trip oldu, rahat bir şekilde anlaşılabilen, kolay tarafları çok kolay olan bir kitaptı. Biz oradan devam ettikten sonra kitaptan aşırı kusursuzluk beklentisi içinde olmadığımız için, kitap yeri geldi aşırı trip olabilen bir kitap olduğu için falan gevşedik böyle, tamam mı? O gevşekliğin içinde böyle elveda yerlerinin geldiği yerler falan geldiği zaman çünkü rahat bir şekilde hissedebiliyor olduk. Çünkü kitap kusursuz bir kitap olmayan bir kitap hissiyle başladığı için kendimizi rahat hissediyor. Sanki o truptaki birisiymişiz gibi. Hani trupta herkes rahat rahat şarkı söyleyip dans ediyor dedi ya böyle. Hani biz de rahat rahat hissedebiliyoruz kitapta geçen şeyleri falan. Öyle. Sanırım böyle bir şey bu kitabın şu an buralarını güzel yapıyor. Çünkü rahat okuyoruz. Cidden elveda diye hissediyoruz. Cidden bir karakter gidiyor sevdiğimiz falan. Öyle. Devam. My parents promised to steer the troop back toward the town when we were in the area. Now the troopers said they wouldn't need much steering. But even as young as I was, I knew the truth. It would be a great long time before I saw him again. Years. I don't remember starting out that morning, but I do remember trying to sleep and feeling quite alone except for a dull, bittersweet ache. When I awoke later in the afternoon, I found a package resting next to me, wrapped in sackcloth and tied with twine. There was a bright piece of paper with my name fixed to the top, waving in the wind like a little flag. Çok güzel bir kitap, çok güzel bir kitap. Şu an çok zevk alıyorum. Unwrapping it, I recognized the book's binding. It was Rhetoric and Logic, the book Ben had used to teach me argument. Out of his small library of a dozen books, it was the only one I hadn't read from cover to cover. I hated it. I cracked it open and saw writing on the inside cover. It said, quote, defend yourself well at the university. Make me proud. Remember your father's song. Be wary of folly, your friend Ebony demiş. Be wary of folly derken düşüncesiz davranışlardan bahsediyor. Ben sana aptal demedim. Zeki olup düşüncesiz davranmak çok tehlikeli falan. Ondan bahsediyor bence diyoruz. Ama çok hoşuma gidiyor şu an kitabı okuması. Lafa direkt defend yourself well at the university diye başlaması da çok hoşuma gitti. Çünkü bir şekilde üniversite cidden şiddetli bir mekan. Hani cidden kendisini koruması lazım bir insanın falan gibisinden. Oğlum şu an öyle bir üniversite profili göreceksiniz ki şu üniversite sayfaları bir gelsin. Yani üniversite dediğin cidden böyle olur. Üniversite dediğin cidden böyle yaşanılır falan olacaksınız yani. Ben size söyleyeyim. Hani Boğaziçi falan bile kurtarmıyor. O çok über, çok harbili bir üniversite göreceğiz. Burada çok harbili bir üniversite hayatı göreceğiz. Yani kesinlikle benim üniversite hayatım böyle değil. Ama buradaki üniversite hayatında olmayan birkaç detay da benim kendi hayatımda var. O açıdan da gurur duyuyorum bir tık. Öyle elimizden geleni yapıyoruz. Olabildiğince normal bir insan olduğum için zaten öyle. Bu yani süper karakter falan bu yani. Şu an birinin kitabını okuyoruz. Tabii ki de onun hayatı daha eğlenceli cetçürt olacak diyoruz. Onun için kendi hayatımın bu kadar eğlenceli cetçürt olmayışına üzülmüyorum falan. Öyle anladınız siz beni. Boş yapmıyorum. Ama sonuç olarak defend yourself diye lafa başlamasından falan ne kadar sakat bir mekan olduğunu da anlıyoruz. Ne kadar sakat tiplerin olabileceği bir mekan olduğunu anlıyoruz. That's the point. Okay. Make me proud.
Remember your father's son. Beware of folly, your friend, Eben T. Ben and I had never discussed my attending the university. Of course, I had dreams of going there someday, but they were dreams I hesitated to share with my parents. Attending the university would mean leaving my parents, my troop, everyone and everything I had ever known. Quite frankly, the thought was terrifying. What would it be like to settle in one place? Not just for an evening or a span of days, but for months, years. No performing, no more performing, no tumbling with trip, or playing the pretty young noble son in three pennies for wishing. No more vagans, no one to sing with. Hani benim babamın böyle yurtta kaldı, babamın değil, babam, ay yok. Amcam yurtta kalıyor ufak bir yaşta. Amcamın yurtta kaldığı için üzülmesine babam çok üzülüyor falan, aklıma bunlar geldi. Cidden kolay bir olay değil, her ne kadar aşırı ne bileyim herkesin ne kadar zor olduğunu anladığı bir olay olmasa bile üzücü bir düşünce ilerleyişi diyorum. Okay. I never said anything aloud, but Ben would have guessed. I read his inscription again, cried a bit, and promised him that I would do my best. Üniversiteye gidecek diyoruz. Üniversiteye gidecek. Çok güzel bir bölüm değil miydi lan? Ama aşırı aşırı güzeldi bence. Very good. Very good diyoruz. Chapter 16. Hop. Demiş. Bitirmeden önce diyecek bir şeyim var mıdır? Düşünüp geliyorum. Nope. Hadi görüşürüz.